Efendim merhabalar, ben Gülay Özkan. Farklı Bakış'ın 98. bölümündeyiz. Bu bölümde kapsayıcılık üzerine biraz konuşmak istiyorum. Aslında kelime olarak epeyce kapsamı büyük bir alan ve bence şu anda dünyanın hemen hemen her alanında herkesin cevabını bulmaya çalıştığı bir soru, kapsayıcılık nedir? Yani siyasetten teknolojiye, tasarıma hemen hemen bütün alanlarda. Şimdi bu birkaç hafta önce de belirttiğim gibi ben South by Southwest isimli bir nevi birçok alanın biraz Oscar töreni gibi isimlendirilebilecek bir festivaline gitmiştim. Hem orada hem de 2019 yılı içerisinde bu kapsayıcılık konusu tasarımda, teknolojide çokça konuşuluyor ve çeşitli yaklaşımlar getiriliyor. Ben de özellikle Türkiye'de, özellikle de siyaset tarafında çokça problem olarak gözüken bir konu olduğu için en azından ben kendi alanımdan, tasarımdan ve teknolojiye bu konular nasıl yaklaşılıyor, nasıl çerçeveler var, onları kısa bir programda size sunmak istiyorum. Şimdi kapsayıcılık nedir? Birincisi karar mekanizmalarında ki aslında nasıl farklılıklar gösterebileceğini size küçük bir örnekle bahsedeyim, birkaç örnekle daha doğrusu. Biri Google Translate'ti. Mesela arkadaşlar ekranı verirse, şimdi bizim dilimizde o hem erkek hem kadını ya da bir cinsiyet herhangi bir ayrım kullanılmaksızın kullanılan bir ifade. Mesela Google Translate'i doktor, tasarımcı, garson gibi çeşitli kelimeleri koyduğunuzda, işte o bir doktor, o bir tasarımcı ya da o bir garson şeklinde bunu çevirmesini istediğinizde doktor, tasarımcı gibi meslekleri erkek olarak çevirirken garson gibi bir kelimeyi kadın olarak çevirmesi ki bunun yanında işte hemşire falan gibi bir sürü kelimeyle deneyebilirsiniz. Nerede bir daha tırnak içerisinde biraz prestijli toplumda öne çıkan meslekler varsa bunları genelde erkek olarak çeviriyor. İkinci bir konu, bu geçen haftalarda ya da geçen ay diyelim epeyce tartışma yaratmıştı. NASA bir uzay yürüyüşünde bir kadın astronotu yürüyüşünü son anda iptal etti. İptal etme gerekçesi de o an o kişinin giyebileceği uygun kıyafet olmadığı için. Çünkü kıyafetler hepsi ağırlıklı erkekler için tasarlanıyor. Ve bunlar da genelde büyük ölçülerde, işte large ağırlıklı. Bir iki tane işte medium size olduğunu. Hatta daha ilginci 1990'larda, ya ben bunu okuyunca gerçekten epeyce güldüm. Small size, en küçük beden için kıyafetler üretilmesini durdurmuş. Bunda bütçe yok sebebiyle. Kısacası bu uzay yürüyüşünde bu kadın bu yürüyüşü yapamadı. Çünkü daha büyük ölçüde bir kıyafet giydiğinde bu güvenlik sebebiyle sorun çıkarabilir diye kadın sonuçta bu yürüyüşü yapamadı. Üçüncü tabii böyle hep kadın örnekleri gibi geliyor ama bu sadece kadın erkek ya da seks konusu değil. Mesela hep bahsediyorum, 9 ülkede yaşlılarla biz araştırma yaptık, bir tasarım araştırması yaptık, biz de insanlarla konuştuk. Mesela şehirler hemen hemen tamamen bir prototip üzerine tasarlanmış. Yani bu genç, rahatça yürüyebilen, koşabilen, her türlü engeli aşabilen bir insan prototipine göre tasarlanmış. Yani burada tabii ki işte çeşitli engelleri olan engelli insanlar için tasarlanması bir konu. Mesela bizim bu araştırmada çıkardığımız şey aslında şehirlerin hiçbir şekilde yaşlılar için de tasarlanmadığıydı. Bununla ilgili de epeyce mesela epeyce insan şikayet etti. En çok da ulaşımın, çeşitli ulaşım araçlarının hiçbir şekilde yaşlılar için tasarlanmadığı söyleniyordu. Başka bir örnek ise, bu da yine ilginç ve çok bana göre çok çarpıcı bir örnek. Volvo arabalarında, bu arabalar üretilirken biliyorsunuz önceden bir sürü testlere sokuluyor. Bu testlerde kullanılan modeller bile, yani bile diyorum, insanın inanası gelmiyor. Bu modeller erkek vücuduna göre tasarlandığı için testlerde yapılan çıkan sonuçlarda araba tasarımları, düzeltmeleri neyse yine erkeklere göre yapıldığı için
trafik kazalarında kadınlar olasılıksal olarak daha fazla sayıda yaralanıyor ya da ölüyor. Yani çeşitli araştırmalar var. Mesela bir tanesi %71 oranında kadınlar daha fazla sakatlanabiliyor. Ya da başka bir araştırmada yine araba kazalarında 2013 yılı araştırması %17 daha kadınlar daha fazla bu kazalarda ölüyor. Ya buradaki tek kritik konu buradaki modelin, kullanılan modelin bir erkek vücuduna göre tasarlanması. Yani bu Volvo konusunun çok detayı var. Mesela kadınlar arabada otururken daha yakın kullanıyor, direksiyona daha yakın oturuyor. Bu da tabii ki kazalarda yani hava yastığından tutun da birçok şeye kadar, işte kullandığınız kemere kadar birçok şeyi etkiliyor. Şimdi bunlar böyle birkaç örnekle aslında bunun çok boyutu var. Yani kapsayıcılık konusu çok boyutlu bir konu. Ama ben size böyle elle tutulur örneklerle aslında tasarımda biz mesela şeyi çok konuşuruz. Kimi insan merkezli mesela, insanı merkeze almak. Ama hangi insan prototipini merkeze alıyorsunuz? Mesela Volvo erkek birini prototip olarak merkeze almış. İşte şehirlerde bahsettiğim gibi genç, hiçbir engeli olmayan, gereğinde koşabilen, çok kolay hareket edebilen insanlar. Ya da işte NASA örneğinde tekrardan erkekler. Şimdi dışarıda kalanı içeri almak, ona göre tasarım yapmak hayatta çok konunun önünü açabilecek bir şey. Yani bunu tekrar söyleyeyim, ben tasarım ve teknoloji üzerinden anlatıyorum ama bunun sonuna doğru diğer konulara da bağlarız. Mesela bunun ilk örneklerinden biri duyma özürlü ya da az duyan insanlar için televizyon izleyebilmeleri için altyazı kullanılması örneği. Bu 70'lerde ilk defa bir Fransız şef ve Julia Child isimli bir insan tarafından kullanılıyor bu altyazı örneği. Bugün bu altyazı uygulaması sizin de hepimizin bildiği gibi spor merkezlerinden dil öğrenmeye kadar ya da aklınıza hayalinize gelemeyecek birçok yerde, restoranlarda sesini kısıp sadece altyazıyla takip edilebilecek yani yüzlerce kullanım alanı açtı. Ve de bunun ben başka bir örneğini mesela Silikon Vadisi'nde orada bulunduğum dönemde duymuştum. Örneğin öğrenme güçlüğü olan çocuklar var. Bu çocuklar için geliştirilen bazı öğrenme kitleri aslında birçok insan için daha çok geniş bir kapsamda insanın kullanımına, daha basitleştirildiği için daha çok kullanımının arttığını mesela biliyorum. Bu arada şunu da belirtmem çok önemli. Bu tasarımda edge user dediğimiz bizim aslında en dışarıda kalan kullanıcı profilini baz alarak tasarlamaktır. Bu da yani kapsam konusunda çok önemlidir. Şimdi bu konunun ilk yani tasarımda denk düşeni, tekrar söyleyeyim teknolojide neyin kapsama alındığı ki Google mesela Google Translate'de örnek verdim. Orada o Artificial Intelligence ya da o Translation Engine diyebileceğimiz o çeviri yapan kodların yazılması, bu kodlarda neyi neye eşleştiği, işte doktoru sadece erkeğe eşleştirmesi gibi konular, bunlar hepsi kapsam konusudur. Şimdi Microsoft, ki bunun ismini de koymak lazım, yine bir kadın, Kat Holmes, o dönem bu işin başındaydı Microsoft'ta. Onlar Inclusive Design diye kapsayıcı tasarım ismiyle bir çalışma yaptılar ve bu çalışmaları paylaştılar. Çokça insan bunları kullandı. Yani Türkiye'de çok tabii bu tarz çalışma yaklaşımları diyelim çok görmüyoruz ama bunlar önemli yani bu politikaların oluşturulması. Burada birincisi en önemlisi kimi dışarıda bıraktığınızı fark etmemiz gerekiyor. Bu çok önemli bir konu. Yani biz bir problemi tanımlarken mesela bu şehirlerin tasarımı işte bir sürü bu konuları tek tek yani yüzlerce örnek verebiliriz. Biz kimi dışarıda bırakıyoruz? Önce onun farkına varmak. Yani en zor olanı bu. İkincisi bu dışarıda bıraktıklarımızı fark ettikten sonra bu problemi ya da yaklaşımı yeniden tanımlayıp bu insanlarla çalışmak, bunları kapsama almak ve buna göre tasarımlar yapılması ya da düzeltilmesi diyelim. Ve de en önemlisi üçüncüsü yine bu yapılanlardan ders alarak çeşitlilik kavramının artırılması. Şimdi Türkiye çeşitlilik açısından yani
bilmiyorum yani kaç ülkeyle karşılaştırabiliriz ama bir çeşitlilik açısından oldukça yüksek bir yer. O anlamda çok başarılı, yani çok şeyler yapılabilir. Şimdi yine Cat Holmes'a referans vermek isterim. Cat, yani ne yapıyoruz, nasıl yapıyoruz, bunu kim yapıyor, yani nasıl yapılıyor ve kim kullanıyor şeklinde beş bakışı var. Ya mesela size çok en çok teknolojide konuşulan konulardan birini söyleyeyim. Yazılımların birçoğu beyaz erkekler tarafından yapıldığı üzerine çok çalışma var. Tabii ki o erkekler o kodları tasarlarken, o algoritmaları tasarlarken çoğu zaman kadınları ya da diğer cinsleri, ya bu kadın erkek değil, bütün her şeyi içeri açarak da söyleyelim. Onları dışarıda tutarak bu tasarımlar yapılıyor ve bunların etkisi gördüğünüz gibi, yani Google Translate'de olduğu gibi milyonlara varan insana dokunuyor ve etkisi çok büyük. Yani bu algoritmalar üzerine de farklı bakışta yine bir program yapmıştık ama bu vesileyle kapsayıcılık kısmını da söyleyelim. Şimdi kapsayıcılık teknolojide, tasarımda, bu tabii ki tekrar söyleyeyim, sonunda bağlayacağım, başka alanlara da bağlanabilir. Bu şu demek değil, yani siz bir şey yapıyorsunuz ve bunu herkes kullanacak değil. Bunu yaparken, tasarlarken insanları, farklı insanları işin içerisine almakla başlıyor. Bunun çeşitli yöntemleri var. Biz mesela bu 9 ülkede yaptığımız işte bu fikirleri yaşlı insan, 65 yaş üstü insanlar için yaptığımız ürünleri, akıllı tasarımları biz sadece kendimiz, kendi tasarımcılarımızla yapmadık. Bunları bu yaşlı insanlarla birlikte co-creation ya da beraber tasarım diyelim şeklinde ürettik. Dolayısıyla onlar zaten sürecin bir parçasıydı ve bu sadece yöntemlerden biri. Onlarca yöntem bulabiliriz. Şimdi kısaca ben kapsayıcılıkta bir protokol, bir yaklaşım, bir çerçeve olabileceğini size çok kısa şekilde anlattım. Bu büyük bir konu olmasına rağmen çok basit protokoller bile, çok basit yaklaşımlar bile çok iyi sonuçlar verebilir, iyi başlangıçlar olabilir. Dediğim gibi bu çok alana kapsayan bir şey. Mesela Türkiye'de benim gördüğüm, diyelim ki bir A grubu var, bir de B grubu var. Bu A, B grubunu ikisini de içine alalım. Yani bunu dediğim gibi daha çok böyle toplumsal konularda görüyorum. A artı B'yi beraber yapalım şeklinde bir kapsayıcılık anlayışı var. Ama bu A artı B değil, belki C, belki D ve belki de 5, belki de bir cisme denk düşen yeni bir kavram olabilir. Dolayısıyla bu birleştirelim, hepsini bir şeye atalım konusunu. Ben sosyal medyada epeyce sıkça gördüğüm, bu böyle her şeyi, her türlü yemeği birbirine katan bir aşçı, büfeci ne olduğunu bilmiyorum, bir kişi var. Onun yaptığı şeye benzetiyorum. Ya o karışımı nasıl hiç kimse yemeyeceği gibi A artı B gibi bir kapsayıcılığı da ne A ne de B kabul ediyor olabilir. Şimdi bu teknolojide, tasarımda bu konular epeyce ilerledi. Çünkü dediğim gibi etki gücü çok yüksek. Bir de aslında en önemli sebeplerinden biri rekabet çok yüksek. Yani bir şirket, diyelim ki Google Translate, Facebook ya da neyse bu algoritmaları yapan şirketler, dışarıda bıraktıklarına ulaşamadıkları için şu anda mecburen, yani çok gönülden yapıyorlar mı bilmiyorum ama mecburen bu kapsayıcılık nedir, nasıl yaparız sorusunun cevabını bulmak zorunda kaldılar ve buluyorlardı, uyguluyorlardı. Bu konu Türkiye'de çok daha kilit bir konu. Bu programla, bu vesileyle biz bu konunun da bir önünü farklı bakışta açmış olalım. Bundan sonra da çeşitli örnekler geldikçe zaten yeni programlar yapıyor olacağım. Bu haftalık bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu programımı ve diğer programlarımı YouTube kanalımda ve kişisel web sayfam gulyozkan.com'da bulabilirsiniz. İyi akşamlar.